Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurtlarında barınan öğrencilerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, ruhsal, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, öğrencilerimiz arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Şiirin Gölgesinde Türküler konulu programımızı icra etmek üzere radyo programcısı ve yazar Sayın Talha Bora Öge'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Dil ne bilir şekeri şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı nar daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, bir hazine ki görünmez divi. Allah cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı saldın? Çok istesen de inadın olmaz, takdirden öte muradın olmaz. Allah uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle gökte varlıklar, onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun, bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden, sen bu sözleri gölgeden mi sandın? Ne sandın? Thank you.
gönül dağı yağmur yağmur boran olunca ahar canı özümden sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunacak Sinan yaralar yaroy 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 Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinan yaralar yaroy 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 yar Dil gizli gizli Dil gizli gizli Allah dilerse azlar çok olur. Allah dilerse varlar yok olur. O dilerse açlar tok olur. Toklu paradan puldan mı sandın? İbrahim duadan Emrud'un ateşinde ateşler gülzar olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı sen İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musa'lar doğar. Açılır bahri ahmer küffarı boğar. Sükut edince esbab buldurcun yar. Yoksa sen Nusret'i Ebabil'den mi sandın? Kah gülersin, kah dilhumsun gözyaşına. Gün olur tuz bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına. Eden odur, eyleyen o. Sen kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Ya dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Allah'ın sanatı varlığın nakışında, onun şefkati anaların bakışında, onun rahmeti suyun akışında. Sen suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerde, kapılırsın pek amansız dertlere, maraz musibet ancak bir ferde. Ey gönül, sen eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi Allah'ım kurtar. Kurtar beni ya Rab kurtar. Ey gönül, sen necatı, kurtuluşu amelinden mi sandın? Namazından, orucundan mı sandın? Ne sandın? Ne sandın? Ne sandın? Seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin okuyor ya cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli Hoyratlar görmeden Yaroy 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 yaroy
gel gizli gizli, gel gizli gizli. Neşet Ertaş Usta'nın mekanı cennet olsun, Rabbim gani gani rahmet etsin. Buradan benim gördüğüm gözle kendinizi görmenizi isterdim. Kuru kuruya gaz verecek bir adam değilim. Muhteşem görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum her biriniz. Ben 2001'den beri 15 yıldır sahnelerdeyim. Çok enteresan, Bursa'ya ilk kez geliyorum sahne etkinliği için. Beni sizinle buluşturan, bu şerefe nail olmama vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, kültürel işleriyle ilgili birimine, emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şiirin gölgesinde türkülerle Edirne'deydik. İkinci durağımız Bursa diye duyduğumda acayip mutlu oldum. Ve bir şey itiraf edeyim. Salonun bu kadar dolacağını tahmin etmiyordum. Siz bizim yüzümüzü ak ettiniz. Allah da sizin yüzünüzü ak etsin. Vallahi. Çünkü burada eğer şu kalabalık olmasa bugün ne ben bugün alacağımız lezzeti alabiliriz ne de siz, birbirimizi açacağız. Hocam bana derdi ki Talha, Allah söz söyleyenlerin diline, dinleyenlerin himmetince hikmet telkin eder. Ne kadar himmet, o kadar hikmet. İnşallah hikmetli bir gece olacak. Şimdi ben bu doluluğa rağmen hani ilk kez konsere geliyorum ya, her ne kadar programlarımı dinleyenler olsa da biraz kendi kendime düşünüyordum salona doğru gelirken, acaba beni tanıyanlar var mı diye. Ben böyle endişelerle yürürken 3 tane hanımefendi beni gördüler, aralarında konuştular, ben duymuyorum zannettiler ama hepsini duydum. Şu an nerede oturuyorlardır bilmiyorum ama şimdi aslında moralim biraz bozuk çıktım, bak niye. Bir tanesi yandakini dürttü, kız dedi şu gölgeymiş. Ortadaki dedi ki, ana bu muymuş dedi. Tepki çok doğal. Ama üçüncüsünü anlayamadım. Dedi ki, kız ben bunu yakışıklı bir şey zannediyordum. Yapacak bir şey yok. Biz bu yani. Ne bekliyorsa. Biz radyocuların kaderi bu biraz. Yapacak bir şey yok. Ama tavsiyem şu. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Çok mu kötüyüz be Erhan? Erhan'ın yanında evet. Sevgili dostlar, şiir ve türkü. O zaman bir tane daha. Ben Neşet Ertaş'a doyamadım. Bir ah yalan dünyada yapalım mı? Bırak be Deli Haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün, isterse yavaş. Biz bizi üzmeye. Değmez bu dünya. Nerede kan akıtıp kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına girenler? Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur, tesbih tanesi farz et. Hepsi de senindir 33 adet. Bırak kalsın orada, hiç çekme zahmet. İpliğe dizmeye değmez bu dünya. Kulpu yok ki neresinden tutasın. Sana göre lokma değil ki yutasın.
içine gireni Allah kurtarsın. Üstünde gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp da azmaya değmez bu dünya. Almak satmak tapu senet nafile. Toplayıp yığdığın servet nafile. Sıla nafiledir gurbet nafile. Yağmaya tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi biz olmasak. Kısmen gözyaşı kan, kısmen kirpasak. Yıkayıp da süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki? Küçük mü dar mı? Hani kimin dostu kimseye yar mı? Ya insan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Kabuktur, manayı unutturmasın. Babayı, anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Değmez bu dünya. Değmez bu dünya. Hep sen niye ağladın? Hep sen niye aldın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen niye ağladın? Hep sen niye aldın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme. Beraber söyleyelim burayı? Hazırız. Instagram'a koyayım mı sizi? Işıklar. Motive olsun. Sesleri duyayım. Erhan'ım bir ah yalan dünyada yaptıracağız. Bir dakika şimdi. Ah yalan dünyada. Kredi Yurtlar Kurumu organizasyonu Türkiye turnemiz devam ediyor ve muhteşem harikulade Bursa Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeyiz. Ve şimdi bu güzelleri bir görelim, canları bir görelim. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Allah'ınıza kurban sizin. Ah yalan dün, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada.
dünya bu. Her baba, ya Rab, bir evlat diye gözyaşları döküp adaklar adar. Ama dünya bu, o doğan evlat gün gelir, sırf miras için babam ölse diye bakar. Dünya bu. Kişi ihtiyarlayınca rahat edeyim diye gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katar. Ama dünya bu. Bir ömür yığdığı malı insan bir saat daha fazla yaşayayım diye doktorun önüne atar. Dünya bu. Kimi ben biliyorum der, kimi ben yapıyorum. Ama dünya bu. Mezardır onu anlatacak tek yorum. Dünya bu. Öyle bir kitaptır ki saniye saniye, nefes nefes okunur. Aman dikkatli yaşa. Senin hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelir, önüne konur. Dünya bu. Güldür oyna tacı verir. Sen ha tuttum ha yakaladım derken avucundan kaçıverir. Dünya bu. Dünya bu. Ne yemek ne içmek, ne dalım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Ne yemek ne içmek, ne dadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Ben gibi ellere kalan dünyada. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Ben gibi ellere hazır mıyız kalan dünyada? Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünya. Teşekkürler. Ben, arkadaşlarım da bana katılacaktır. Biz KYK ile ilk konserde Edirne'de şunu dedik. 1000'e yakın konser verdik. Dedik ki ya en keyif aldığımız yerdi. Sahne, ambiyans. Fakat yani orada doluydu ama bugün daha şu dakikada burası bir tık öne geçti. Bu çok net. Vallahi bravo. Şimdi ben merak ediyorum. İçinizde 22 yıldır radyo programcısıyım. Dinleyicilerim var mı? İnandık. Yani o kadar belli ki. Ya o ben diyen kim? Gözünü seveyim ya. Canım. Kıyamam, seni göremiyorum. Ya Işıkçı. Ya nerede? Gitti mi söyleyip? Ay kıyamam, bir de en arkada kız. Şöyle lütfen, baygölge.com'da menajerimin telefonu var. Ben diye bağıran kız dersen ben hatırlarım. Sana tüm kitaplarımı kargo ile göndereceğim hediye. Tüm kitaplarımı. 4 kitabı da. Gönder. Adını, soyadını, adresini canım benim. Peki şimdi başa alalım. Ya var ya, güzel olacak bugün, güzel. Peki bir daha şöyle parmakları görebilir miyim?
İlkokuldaki mi? Bu ne kız, dinleyenler nerede? Bursa'da yayınımız var. Peki, beni bugün ilk kez görenler parmak kaldırabilir mi? Allahu Ekber. İndir. Şimdi, ya bak, bu kalabalık, demagoji olsun diye söylemiyorum, benim için inanılmaz bir şey. Bak, yaşım 41'e geldi, 76. 23 Nisan 1976 doğum tarihim. 92'de özel radyolar başladı Türkiye'de. Ben 93'te liseyi bitirdim. 94'ün sonu gibi radyoda bir anons duydum. Aslında çok uzun hikaye de sıkmayacağım, çok kısa anlatacağım. Annem de yanımda, radyoda şöyle bir anons duyduk. Çok fazla böyle anonslar vardı o zamanlar. DJ olmak ister misiniz? Ben anama baktım. Ana dedim, arayayım mı? Ara oğlum dedi. Bak o gün annem dese ki, oğlum manyak mısın, ne yapacaksın? Ben burada olmayacağım. Neyse aradım. O kısmı çok uzun da nihayet bir radyo bana program vermeyi kabul etti. Dedi ki, evlat dedi, gece çalışmayı kabul ediyorsan olur, ben atladım tamam ama ne bileyim o kadar gece olacağını. İlk program saatimi söylüyorum canlar. Gece 3-5. Yani millet uyuyor. Bak, mesaj istiyorum yazan yok. Telefon istiyorum arayan yok. Şimdi artık ben paranoyaya bağladım. Uydurup yayında şöyle mesajlar okuyorum. Merhaba Gölge. Biz 4 kız yurttan dinliyoruz. Sesine hayranız. Bak burada bir parantez açalım. Ben hafta içi her gün Radyo 7'deyim son 12 yıldır. Son 5 yıldır aynı zamanda TRT FM'deyim. TRT'de yaşadım. Doğru sözün yemine ihtiyacı yok ama size yemin edebilirim. Gece ben telefon anons ettim. Telefon etti aylar evvel bir hanımefendi ve dedi ki yayında, biz dedi 4 kız yurttan arıyoruz. Hayranınız dedi. Dedim abla, ben bunu duymak için 20 yıl bekledim. Bak vallahi bak. Parantezi kapattım. Şimdi mesajı uyduruyorsun da telefon büyük rezillik. Ama bir gün telefon çaldı. Sevinçten gebereceğim. Canlar, alo dedim. Bak yazmıyorum, bunların hepsini yaşadım. Mahalledeki taksi durağından arıyor. Diyor ki, kardeş merhaba. Dedim merhaba. Biz seni dedi dinliyoruz birkaç gündür. Dedim eyvallah. Fark ettik de arayan soran yok. Dedim dedi taksi, ya bizim durakta boş taksi var, orada boşa durma gel çalış dedi. Şimdi hani dalga mı geçiyordu, derdi iyilik miydi onu bilemiyorum. Fakat canıma tak etti artık. O zamanlar anneannemle dedemin evinde kalıyorum. Gittim dedemin eline bizim radyonun telefonunu yazdım. Tutuşturdum dedim, dede gece 3.30'da şu numarayı arar mısın? Benim ana tarafı Erzurum Aşkale, baba tarafı Bayburt. Doğu Karadeniz. Dedem hastadaş, canı rahmet istedi, mekanı cennet olsun, sözünde durur, o güvenle gittim. Vallahi dedem bak bizi nasıl yetiştirdi, yine parantez için diyordu ki, Talha oğlum aman yanlış yapma, Talha yaptı demez, dadaş yaptı derler adımızı lekeleme. Böyle. Şimdi radyoda anons ettim, telefon çaldı. Açtım, alo dedim. Ve profesyonel yayın hayatımın, daha doğrusu pardon, yayın hayatımın profesyonellik bağlantısı ve duyduğum ilk cümle. Oğlum, dedem, saati kurmuş kalkmış arıyor vicdansız ve ilk cümle. Vaktinde aradın mı? Dede ne yaptın? Şimdi bak buradan kıvırma şansım var. Adamın biri kalktı, oğluna ihtiyacı var, yanlış numara diyeceğim. Tam ben bunu diyeceğim, oğlum dedi ki, oğlum dedi, anneannen de burada el sallıyor. Dedim sevgiler. Peki, ama tabii gülüyoruz falan ama bu kadar kolay gitmedi. Bir şiire geçeceğim. Bu şiir aslında tam da buraya nokta koyma adına önemli. Canlar. Üniversiteyi bitiriyorsun, hayatın bir başka dönemi başlıyor. Askerlik bitiyor, bir başka dönemi başlıyor. İşte ben 7 Temmuz 2007 saat 7'yi 7 geçe evlendim.
evlendiğinde bir başka boyut başlıyor. 12, 10'u 10 geçe kızım doğdu. O zaman başka bir şey başlıyor. Hayatta her şey insana bir şey katıyor ama hiçbir şey yokluğun kattığı kadar çok şey katmıyor. Ben hayatımın bir döneminde işsizlik maaşı aldım. Çok özele inmeyeceğim. Çok zor bir yıl geçirdim. Çok zor. Sıfıra indim. Her şey gitti. Ama insanlar da gitti etrafımdan o dönemde. Vay be dedim. Telefon hiçbir çalmaz ya. Nerede o alkışlayanlar? Nerede o el hatır soranlar? Şimdi iş böyle iyiye dönünce soruyorlarmış. Ya Talha bizi hiç aramıyor. Lan vicdansız. Biz sıfırdayken sen bizi aradın mı? Ama o dönemde bir şiir var ki Şeyh Sadi Şirazi'nin Abu kardeşini ayakta tuttu. Belki içinizde kendini darda zorda hisseden varsa bu şiiri bak bir yere not et. Yaşadım söylüyorum. Bir şiir adamı ayakta tutar mı? Tutar. Ver ayarı Mehmet'im. Döner yine Kenan'a kaybolan Yusuf. Üzülme. Üzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün. Üzülme. İyileşir durumun. Ey gam çeken gönül kaygılanma. Geçer bu zor günler. Sakinleşir başın. Üzülme. Dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün. Bir kararda kalmaz devran be her zaman. Üzülme. Gelince ömrün baharı yine çimenler üstünde. Başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme. Ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin gaybı sırlarını. Perde ardında olur gizli oyunlar, üzülme. Kabe aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer, batsa da ayağına dikenler üzülme. Sevdiklerinin ayrılığında, düşmanlarının sıkıntısında, halimizi bilir hep halden hale koyan Allah. Üzülme. Söküp götürse de yokluk seli, varlık temellerine ey gönül. Kaptanın Hazreti Nuh'ya, korkma tufandan. Üzülme. Konak tehlike dolu. Hedef çok uzak olsa da sonu olmayan bir yol yok be. Üzülme. Bu yoksulluk köşelerinde, zor karanlık gecelerin yalnızlığında ey hafız. Oldukça virdin dua, Kur'an. Üzülme. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun. Benim yavrum
gelecekmiş bu gece. Benim yârim gelecekmiş bu gece. Kesilsin kurbanlar, yansın şemalar. Kesilsin kurbanlar, yansın şemalar. Külli malı talan olsun bu gece. Külli malı talan olsun bu gece. Bugün bu gönlümün kara günüdür. Bugün bu gönlümün kara günüdür. Üzerimde yanan aşk tütünü. Üzerimde yanan aşk tütünüdür. Arife akşamı bayram günüdür. Arife akşamı bayram günüdür. Gidem yâre kurban olam bu gece. Gidem yâre kurban olam bu gece. Gidem yâre kurban olam bu gece. Helal Erhan. Helal. Şimdi sevgili kardeşimize dört kitabımı hediye edeceğim dedim ya. İçinizden de dört kitabımı birden üç kişiye hediye edeceğim. Fakat bu dört kitapta neler var? İlki tüm şiirlerimi bir araya topladığım. Aşk her zaman yarım kalır. Arka kapağında kısa bir şiirim var mesela. Aşk ona ulaşıncaya kadar mı var yoksa? Ulaşılmazlık mıdır aşka sebep yani? Izdırap çekmeyip acı duymayınca varılamaz mı tadına? Mutluluğu çilesinde mi gizli? Gıdası gözyaşları galiba. O damlalar olmadan büyümüyor ya. Yine de aşk öyle bir şey ki olmadan olmuyor kalbe gerekli. Heyecan dolu bir soluk, derin bir nefes misali. İkinci kitabım roman tadında bir günce. Bunun içinde de aforizmalarımla beraber bir günlük var aslında. İçinde bir söz var mesela. En çok bilinenlerinden biri sözlerimin. Dostuna aramızda kalsın diyorsan aranızda dostluk kalmamış demektir. Aşkın iki yüzünde de 200 deneme var ve her sayfada da bu yeni söylenişiyle aforizma var. Mesela arka kapakta yazanı okuyayım yine. Dilim dönmez benim bedduaya ama beni buna sen zorladın. Cennetin dibine kadar yolum var. Son kitabım bir dua kitabı. Arkasında da yazıyor zaten. Okuduğunda bize dua edeceksin. Peki.
Bu kitaplarla beraber bir de enteresan bir şey yapmış. Force organizasyon sevgili dostlar. Vallahi çok hani çok kitap okuyoruz ya biz milletçe. Düşünmüşler yardımcı olmak için. Bakın ne üretmişler. Baş parmağına takıyorsun. Güya yorulmuyoruz yani. Evet. Çok okuyan kardeşlerimize hakikaten muhteşem olacak. Peki şimdi nasıl hediye edeceğiz? İşin çetrefilli kısmı o. Ben beyefendi sizinle tanışmak istiyorum. İsminizi bağışlar mısınız? Dursun Bey, görevinizi öğrenebilir miyim? Alkışlar mıyız bizi yalnız bırakmadığı için? Dursun Bey, zorlayacak bizi, sizi biraz, zahmet olacak, kusura bakmayınız. Bir kişi seçer misiniz lütfen? Bu zor görevi ben size vermiş olayım. Evet, evet, yani gözünüze ilk çarpan şöyle bir zahmet. Hayır hayır, estağfurullah. Madem buraya kadar geldiniz hemen bir merhabanızı da almış olalım ve kardeşimizi de bu arada buraya bekleyelim. Sayın Başkanım, çok değerli misafirler, geleceğimizin teminatı çok sevgili öğrenciler. Ne iyi ettiniz de geldiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Ankara'dan sizlere Sayın Bakanımızın, Sayın Genel Müdürümüzün ve bütün arkadaşlarımızın selamlarını da getirdim bu arada. Çok şanslısınız, hem bizim yurtlarımızda kalıyorsunuz hem de Bursa'da kalıyorsunuz. Bursa deyince gelip geçilmez. Gerçekten de değerli öğrenci arkadaşlarım, ben bizim personel arkadaşlarımıza diyorum ki, biz iki kapılı bir handa gelip gidiyoruz. Çok kısa bir süre misafir ettiğimiz bu gençlerimize öyle bir örneklik yapmalıyız ki, bunlar daha sonra bizi hiç unutmasınlar, iyi insan olsunlar. Çünkü bunlar önce iyi insan olacaklar, sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan, aşağı doğru sayın. Hepsi bunlardan olacak diyorum. Sizi bu kadar çok seviyoruz, bu kadar çok değer veriyoruz. Çok mutlu oldum ben. Böyle coşkulu bir toplantı, kalabalık var. Çok değerli kardeşlerimiz. Ben bu kadar ummuyordum. Hocam sizin dediğiniz gibi. Çok mutlu ettiniz bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Kardeşim ismini öğrenebilir miyim, bölümünü? Yusra Dağılma, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Peki tebrik ediyorum. Önce ayracını al. Ve kitaplarını alkışlarla uğurluyoruz. Biz konser öncesinde tanışamadık. Şimdi sizinle de tanışmak arzu ediyorum. İsminizi bağışlar mısınız? Evet, evet, şuradan yine bir değerli misafirimizi seçersiniz. İsminizi bağışlar mısınız? Evet, Muhsin Bey. Evet, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili. Evet, bir seçer misiniz evet. Bir değerli öğrencimizi? Ben belediyeciyim. Şimdi herkesi ben kucaklamam lazım burada ama seçmek biraz zor. Şöyle arkamına mı gideyim, yukarılara mı gideyim? Dur bakalım. Yalnız bu sefer erkek öğrencilerden olsun. Başkanım, bugün seçersek. Bugün seçeyim mi? Şu arkadaş gelsin. Sen mavili. Mavili. Mavili, sen otur orada. Otur. Sen mikrofonu otur. Götürün. Bir zahmet. Tamam. Erhan'ım. Ya bizim hareketli bir türkümüz var ya. Son. Biraz coşturalım sizi. Ben de bu arada bir kişi daha ben seçeceğim. Son. 2, 3, 4. Hayda. Thank you.
Karşımda salınıp durma, at boyuma kolunu dilber. Karşımda salınıp durma, at boyuma kolunu dilber. Yalın ayak yere basma, gelin altın nalını dilber, gelin altın nalını dilber. Yalın ayak yere basma, gelin altın nalını dilber, gelin altın nalını dilber. Eller! Maşallahınız var. Ağla. Helal Uludağ Üniversitesi. Şşş. Şşş. Bir yar sevdim, gücüm yetmez, bu gönül seni terk Işık, etmez. Işık, biraz göreyim. Bir yar sevdim, gücüm yetmez, bu gönül harikalar seni terk etmez. Harikasınız. Havalanmış elim yetmez, göğe çıkmış dalını dilber, göğe çıkmış dalını dilber. En kötü günümüz böyle olsun mu? Havalanmış elim yetmez, göğe çıkmış alını dilber, göğe çıkmış dalını dilber. Karaca olan derdim çoktur, kaşlar kara, bakış oktur. Karaca olan derdim çoktur, kaşlar kara, bakış oktur. Bir mislim elendim yoktur, nice senin halını dilber, nice senin halını dilber. Bir mislim elendim yoktur, nice senin alını dilber, nice senin. Sadece ellerle söyleyeceğiz. Son. Üç. Bir mislim enendim yoktur, nice senin. Alını dilber, nice senin. Alını dilber. Harikasınız. Bir mislim enendim yoktur, nice senin. Alını dilber, nice senin. Alını dilber. Helal. Çok güzel. Acayip içimize siniyor. Şimdi canlı yayındaymışız. Onun haberini aldım. Tam adresi Atacan, söyler misin? Adresi tam olarak ne? Facebook ve YouTube'da değil mi? Facebook'ta neredeyiz? Tamam. Evet, hem bakanlığımızın hem Kredi Yurtlar Kurumu'nun hem Facebook sayfasında hem de YouTube kanalında canlı yayındaymışız. Şu an canlı canlı Bursa'dan bizi izleyen birçok insana sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bu birliğimiz, bu beraberliğimiz, bu neşemiz daim olsun. Ben özellikle etkinliğimizin içine bu neşeyi koyuyorum arkasından şunu diyebilmek için. Şimdi güldük, neşelendik, coştuk ama eğer hainler 15 Temmuz'da başarsaydı bugünler hayaldi. Vallahi hayaldi, billahi hayaldi. Merhum Adnan Menderes'i astıklarındaki darbeyi bu ülke atlattı. Atlattığını gördük, o da bir darbeydi, değil mi? Ama geldiğimiz günlere bakıyorsun, atlatılabiliyormuş. Ama bu öyle değildi. Bu öyle bir darbe değildi. Bu öyle bir darbe teşebbüsü değildi. Bu bir işgal girişimiydi. Bu nedenle cumartesi sabahı zifiri karanlık bir Türkiye'ye uyanacaktık. Ama evet, bunlar güya dindardı,
Niye güya diyorum? Çünkü Allah'ı unuttular. Bu milletin ne kadar güçlü olduğunu unuttular ve o kadar kibirlendiler ki çok emindiler kendilerinden. Ama ben bu aziz milleti yaradan Rabbime kurban olayım. Öyle bir dirayet, irade, feraset, basiret ve güç vermiş ki. Ve Mevlam bu ülkeyi, bu vatanı, bu insanı ne kadar çok seviyormuş. Fırsat vermedi. Vermesin. Bu huzurumuz, bu ülkenin bereketi, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği daim olsun. Bunlar tabii ikinci noktada bizi birbirimize düşürmeyi de çok amaçlıyorlardı. Bunu da başaramadılar. Ve başaramayacaklar. Benim derdim burada siyaset konuşmak değil. Ama delikanlı adam hak edeni bilecek, hak ettiğini verecek. Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Sevgili dostlar, ben aylar evvel şehitlerimizi anmayla alakalı tüm Türkiye'yi dolaştım. Bayağı bir konferans verdik belediyelerimiz aracılığıyla. O konferanslarda aylar evvel şunu anlatmıştım. Çok kısa bunu söyleyeceğim. Ve manidar bir şiir var. Onu okuyacağım. Malumunuz mülteci kardeşlerimiz var. Ve benim oturduğum sitede de onlardan çokça var İstanbul'da. O kardeşlerimden bir tanesi bana dedi ki, eğer dedi bizim başımıza gelen sizin başınıza gelseydi, sizin bize yaptığınızı biz size yapamazdık dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Ama Allah'ın izniyle sizin başınıza gelen bizim başımıza gelmeyecek dedim ben o zaman. Fakat hepimiz o 15 Temmuz gecesi inanılmaz bir şok yaşadık. Ve ben aylar evvel demiştim ki velev ki olursa bu vatanın hiçbir ferdi bu sınırların dışına bir adım bile atmaz. Ve elhamdülillah evet mücadele etti. Ve bir destan yazdı. Allah bu milletin her ferdinden razı olsun ve ben bu aziz milletin bir ferdi olmaktan da büyük bir gurur ve şeref duyuyorum. Rızayı hak için çıkmışız yola. Kulların engeli yıldırmaz bizi. Onulmaz dostların açtığı yara, düşmanın kurşunu öldürmez bizi. Ayrılık olursa öz ile sözde, içimiz dışımız kavrulur közde. Davamız nişanlı arfacık gezde, şer güçler hedeften kaldırmaz bizi. Yalın ayak geçtik dikenden taştan, ne çıkar rüzgardan, doludan, kıştan. Yırtılan destanlar yazılır baştan, tufanlar sahneden sildirmez bizi. Kader bu. Teslim ol, kafayı yorma, aklın kaynağını deliden sorma. Aylara yıllara üzülüp durma, sıcaklar soğuklar soldurmaz bizi. Gittiğimiz hak yol öyle bir yol ki, hırs atına binmek günahtır belki. Sabrımız, sevdamız o kadar bol ki, okyanuslar aksa doldurmaz bizi. Sözünde durandır yiğidin hası, mezarda bitmez dostun vefası. 3 günlük dünyanın 1001 cefası, böldü deseler de böldürmez bizi. Sağlam atılmışsa temellere yer, Allah rızasıysa amellere yer, niyete uygunsa ameller eğer, kimseler yem için yeldirmez bizi. Çile bela yağıyorken etrafa, hak adalet dedik çıktık ön safa. Kötü tanıtsa da 3-5 et kafa, tarih kötü diye bildirmez bu milleti. Bir ateş yakılır sönmez bir daha, şanlı al bayrak gönderden inmez bir daha. İlk bahar Hazan'a dönmez bir daha.
Mevla yad ellere yoldurmaz bizi. İnşallah yoldurmaz. Bilo, Esat abimize de selam ve muhabbetle. Cihan yanar, sen gülen de gül oldum. Bir yol vardır, hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostum kim, düşmanım kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostum kim, düşmanım kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Makam, mevki elden çıkar gider de insanlık ebedi ölmez be oğul. Elde ne var ne yok hepsi biter de iyilik kumaşı solmaz be oğul. Tek kişinin olsa dünya tapusu, er geç kapanacak kazanç kapısı. Harap olur şatoların yapısı, şu dünya kimseye kalmaz be oğul. Mala tamah etmek varsa serde, gözüne çekilir simsiyah bir perde. Cimrilik dediğin adamı düşürür derde, hasedin heybesi dolmaz be oğul. Bencil olan önem vermez insana, yolunu şaşırır düşer isyana. Gün gelir zulmeden uğrar ziyana. Arakan'daki gibi, Doğu Türkistan'daki gibi, Suriye'deki, Mısır'daki gibi. Gün gelir zulmeden uğrar ziyana. Müslümanı inciten gülmez be oğul. İster vali olsun isterse kadı, bozulacak bir gün o ağzının tadı. Yalan dünya diye konsa da adı, namaz dediğin ihmale gelmez be oğul. Kimse muaf değil olmazsa deli, her amelin mutlak vardır bir bedeli. Hak sahiplerine hakkın verilmeli. Evet, vazife ihmale gelmez be oğul. İnsana mahsustur şeref ve haysiyet, dostluğu yaralar bozuksa niyet. Mevla'nın emrine eyle riayet. Mizanda haksızlık olmaz be oğul. Olmaz be oğul. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostum kim, düşmanım kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum.
Dostum kim, düşmanım kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yazıldım. Tarihini şerefinle yazıldım. Tarihini şerefinle yazıldım. Yazıldım. Şimdi zaman içerisinde biz bazı şeyleri yanlış algılamışız, yanlış öğretilmiş. Belki bilerek yapılmış, belki bilmeden. O ayrı tartışılacak bir mevzu. Ama şu da çok enteresan canım. Bir türkü var. Sen bu türküyü oyun havası yapmışsın, yıllarca oynamışsın ama işin aslı öyle değil. Şimdi 15 Temmuz'da bu millet neyi gösterdi? Çanakkale'de dedelerinin olduğunu gösterdi. O muhteşem neslin torunları olduğunu gösterdi. Peki Çanakkale'de ne oldu? Artık Çanakkale'yi öğrenmek, Çanakkale'yi okumak özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha manidar, daha başka, daha özel. Mutlaka gidip görmek lazım. Mutlaka ehil bir insandan dinlemek lazım. Ne olmuş? Çok enteresan. Sevgili dostlar, hem deniz zaferi hem de aylar sonra gelen kara zaferi. Tabii Balkan Savaşları'ndan itibaren başlayan bir oyun, bir Alman komutanın gelmesi, bizi kara savaşına itmesi hep kendi menfaatleri için. Olayın tartışılacak, konuşulacak birçok boyutu var. Onu sizlere havale edelim ama bir şey söyleyeceğim. O işte kara savaşına mecbur bırakılma meselesi hem savaşı uzattı, haliyle de askeri ihtiyacı doğdu. Ve evet, 1315 doğumlular da, yani 19-18 yaşında gençler de askere çağrıldı. Şimdi, onların askere çağrılmasıyla beraber o dönemde çoğu yuvanın yüreğine, göbeğine ateş düştü. Ve işte o zaman dediler ki halkın dilinde, bakın ne dolaştı. Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taştı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. İşte o gidenlerden biri de bir ağaoğlu Hüseyin. Hüseyin gönlünü hediyeye verir. Fakat hediyenin ailesi, yaşlar küçük, istemezler. Fakat dedik ki ağaoğlu gidilir, istenir ve denir ki biz sözünü verelim, önümüzdeki yıl yaparız düğünü. Sözler verilir. Ve evet, Hüseyin'in de cepheye gitme zamanı geldiğinde herkesle vedalaşır. Nihayetinde kayınvalidesinin, kayınbabasının da elini öper. Göz ucuyla, evet bir edeple sözlüsüne bakar, sözlüsü ona bakar. Ve nihayetinde atına atlar, defalarca dönüp arkaya baka baka giderken Hüseyin der ki, gidiyorum, gidemiyorum, seni terk edemiyorum, sevdiğim pek küçücük, koyup da gidemiyorum. Şimdi Hüseyin gitti, hediye kaldı geride. Fakat maalesef o dönemde çok kötü bir şey oluyor.
Dağlarda çeteler kol gezmeye başlıyorlar. Köylerde zulmediyorlar insanlara. Tabii bu aileleri özellikle artık sözlüsü yıllar olup da geri dönmemiş olanları, bir de çoğunun ölüm haberi gelince bir umutsuzluğa sevk ediyor. Ve artık diyorlar ki, anası babası hediyeye, ya milletin ağzı torba değil ki büzesin. Bak böyle böyle sıkıntılar var. Biz yaşlandık, seni korumaktan, kollamaktan çekiniyoruz, korkuyoruz. Şöyle şöyle bir Emine ağa var, varlıklı bir esnaf ama yaşlıca. Gel baş göz edelim, biz hayattayken gözümüz arkada kalmasın. Ve sevgili dostlar, maalesef hani o zaman bir genç kızın ben istemiyorum, böyle bir lüksü yok. Ve işte o zaman diyor ki hediye, gidiyorum işte ben de, bir arzum kaldı sende. Ayva olup sarardım, din iman yok mu sende? Hepimiz biliriz ki bir şeyler kötü gitmeye başladı mı ardı arkası kesilmez. Rabbimin hikmeti, imtihan, hediyenin de öyle oluyor. Tam işte yuvamı kurdum, artık bir beyim var. Kayınvalide, kayınbaba mutlu, yuva kurulmuş derken Emre Hak vaki oluyor ve Emine Ağa ölüyor. Şimdi koca konak, mal, mülk kaldı hediye tek başına. Ne demiştik? Dağlarda çeteler kol geziyor ama bir de duydular ki gencecik bir kız dul kalmış, varlıklı da bir ağadan. Maalesef bu evi bu konağa basıyorlar. Her şeyi soyup soğana çeviriyorlar ve giderken de hediyeyi alıp götürüyorlar. Ve tekrar bir genç kız buluncaya kadar da onu maalesef kullanıyorlar. Ve evet, bir gün tam da dediğim şey oluyor ve getirip köyün ortasına hediyeyi atıyorlar. Ve o zaman hediye diyor ki, Tokat yolu kaldırır, düştüm beni kaldırır, sevdiğimin uğruna vurun beni öldürür. Ama o halk öldürmekten beter ediyor, el uzatıp onu kaldırmıyor. Zaten o yokken adını kötüye çıkardılar ya, hiç kimse kapısını açmıyor, hor davranıyor. Ve alıp başını giderken diyor ki hediye, gidiyorum elinizde, kurtulam dilinizde, yeşil baş ördek olsam, su içmem gönlünüzde. Fakat kader bu ya, cepheden sağa dönüyor Hüseyin. Tanımıyorlar Hüseyin'i, kendi ailesi bile. Ve tanıdıkları zaman sevinsinler mi, üzünsünler mi şaşırıyorlar. Çünkü evet, bekledikleri soruyu soruyor Hüseyin. Hediyem nerede? Kimse bir şey diyemiyor. Basıyor gidiyor hediyenin evine, yerinde yerler esiyor. Soruyor, anlatıyorlar. Ve işin belki en acı taraflarından biri, anlatılanlara inanıyor Hüseyin ve diyor ki,
Aslan yârim, kız senin adın hediye. Ben dolandım, sen de dolan, gel feriye. Fistan oldum mendazesi 17'ye. Az mı geldi gönderdiği hediye? Az mı geldi gönderdiğim hediye? Sonra derler ki Hüseyin de alıyor başını, duramıyor, gidiyor oralardan. Sonradan buldular mı birbirlerini bilen yok, nereye gittiklerini bilen de. Tabii o dönemde bu yaşanan acı hadiselerden ötürü bir ağıt dolanıyor dillerde. Noktayı da böyle koyalım. Tokat bir bav içinde gülü var da içinde. Tokattan yar sevenin yüreği yar içinde. Am yârim, paşam yârim, de gel bahtı. Alkış yok mu? Pekala. Şimdi ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama evvela, önce bu salonu böyle tıklım tıklım dolduran alkışlarıyla, kahkahalarıyla, sessizliğiyle, yüreğiyle bizi yalnız bırakmayan siz değerli canlara, kardeşlerime, abilerime, dostlarıma, değerli protokoldeki büyüklerimize kocaman bir alkış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Diğer taraftan Jimmy Jip operatörü hanımefendi, isminiz nedir? Merve Hanım, ne kadar zor bir iş yapıyorsunuz. Bir alkış ya, vallahi. Evet. İsmini bağışlar mısın? Erol. Erol'a da bir alkış. Işıktaki dostlarım, ismini söyle bana. Algılayamadım. Mert. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bugün bizi İstanbul'dan alıp buraya getiren ve buradan da götürecek olan ve aynı zamanda çok enteresan, yani hem Erzurum'da hem de Aşkaleli. Anne tarafımız aynı ilçe hem de. Tam hemşerim, tam da o kapının orada duruyor. Abdullah, yakışıklı kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ve seslerimizi bizim ayarlayan Özgür, arkada mısın?
Özgür'e de teşekkür ediyoruz. Ve Force organizasyon, belki de bunu söylememem gerekiyor. Onlar bir tuhaflar, bazı konularda çok titizler. Abi keşke söylemeseydin falan da diyebilirler ama ben şu incelik için özellikle, bak ne hazırlatmışlar. Bunu hazırlatmak zorunda değiller ama zafer teferruatta gizlidir. Bak ne yapmış nota sehpasının arkasına? Böyle ahşaptan oyma, şiirin gölgesinde türküler yazdırmışlar. Bu ince bir davranış. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ve arkadaşlar, bizim canımız, tatlımız bizim o. Perküsyonda Barış Cem Songur. Bizim cool'umuz. Emre Parlak. Bizim ağır abimiz, bak niye böyle dediğimi sesini duyunca anlayacaksın. Bir merhaba der misin Onur? Hoş geldiniz, merhaba. Ve bizim ekibin vicdansızı. Şimdi bu adam niye vicdansız? Göster kardeşim. Sensin. Ve soyadıyla müsemma mı değil mi? Siz karar verin. Bağlama ve vokalde coşkun alkışlarınızla Erhan Uslu. Bu arada bu genç haline bakıp aldanmayın. Konservatuvarda bu arkadakilerinin hocası bu. Beş yıl, yok hesabını bugün yapmıştık. Yani 10 yıla profesör doktor bu arkadaş. İnşallah, inşallah. Evet, başka teşekkür etmeyi unuttum. Mumlar var, evet, bir tanesini de ayağıma döktüm. Az önce az kalsın. Hani televizyonda siyaha düşme vardır ya, siyaha düşüyorduk. Onu temizleyeceğim diye. Ya her şey nasiple be. Vallahi. Her şey nasip meselesi. Mehmet buralarda mı? Mehmet'in 19-15'te sahneye çıktım. Şu an saat kaç? Şu an benim bitirmem mi gerekiyor? Benim hiç gidesim yok da. Ben o zaman sizi Maho ile tanıştırayım. Maho Muttaki bu kul. Orucunu pazartesi, perşembe tutan, namazını aksatmayan. Ama o da bir insan, efkarlanıyor, vuruyor kendini ormana. Giderken yolu bir uçurumun kenarına düşüyor. Maho şöyle aşağı bakıyor, la diyor. Allah etmeye, adam diyor burada hapşırsa aşağı düşer. Demeye kalmıyor, bizim Maho hapşırıyor. O uçurumdan aşağı. Fakat o uçurumda hep bir dal sarkar. O dal gene orada. Bizim Maho dala tutunuyor. Ve başlıyor bağırmaya. Kisme yok mi? Şimdi uçurumda yankıdan başka ne olur? Siz yankı olun. Kisme yok mi? Ya üniversiteliyle etkinlik yapmanın da böyle bir güzelliği var. Bazı yerlerde bunu beceremiyoruz. Müthişsiniz. Arkadaşlar uzatmayayım. Akşam namazı kaçıyor, kahrından ölecek bizim Maho. Yassı kaçıyor derken sabah namazı vakti de gidecek. Maho çok üzgün namazlarına.
Artık var ya, düştü düşecek mecali yok. O arada bir ses gayipten. Maho. Maho bir an kendine geliyor. Dikkat kesiliyor. Ses diyor ki, Maho, sana bir imtihan verildi. Sen isyan etmedin. Bilakis sabrettin. Namazlarına üzüldün. Şimdi Maho, ödüllendirileceksin. Maho'nun gözüne ışık geliyor, yüzüne kan geliyor. Maho, evet, Allah dostlarıyla beraber cennete gireceksin. Maho gülüyor, mutlu oluyor. Onun yerine koyun kendinizi. Ve evet, o ses diyor ki, Maho, bırak o dalı. Şimdi Maho yukarı bakıyor. Bitince bugün arabada çaldığımız türkü vardı ya, ona girer miyiz? Canım çekti. Madem kredimiz var, var mı? Maho yukarı bakıyor. Aşağı bakıyor. Terler akıyor. Ve o son gayretiyle diyor ki, ya başka kesme yok mu? Hayda! Bugün yolda gelirken arabada bunu söyleye söyleye geldik. Benim Instagram hesabım da var. Allah Allah! Çok güzelsiniz. Var mı adı Leyla olan aranızda? Fark etmez. Hanımefendilerin hep bir seveni vardır. Sevenlerine göre hepsi Leyla'dır. Sevda gitmiyor serde de amanın Leyla, Leyla. Sevda gitmiyor serde de amanın Leyla, Leyla. Düşürdün beni derde de, söyle yârim söyle. Düşürdün beni derde de, söyle yârim söyle. Zülüflerin dökülmüş de amanın Leyla, Leyla. Zülüflerin dökülmüş de amanın Leyla, Leyla. Al yanağını perde de, eyle yârim eyle. Al yanağını perde de, eyle yârim eyle. Kesme, devam et, bir şey anlatacağım. Madem Leyla'dan bahsettik, beyler Mecnun'dan da bahsedelim. Mecnun bir gün çölde düşüne düşüne gidiyor. Kimi? Siz öyle zannedin. Çölde böyle yürürken namaz kılan bir adamın önünden geçiyor. Namazı bitiyor, adamın arkadan bağırıyor. Kays. Mecnun'un gerçek adı. Hey Kays, dur. Ya diyor, sen ne biçim adamsın? Ne biçim aşıksın? Bak namaz kılıyordum, önümden geçtin. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bak Mecnun karizma adamım. Dönüyor diyor ki, secdede oturan adama. Ey diyor, baba, benim burada Leyla'mın aşkından gözüm bir şeyi görmezken, senin orada Mevla'mın aşkından gözüm beni nasıl gördü? Kaşların kara kara da, amanın Leyla, Leyla.
Kaşların kara kara da amanın Leyla, Leyla. Gözlerin derde çare de eyle yârim eyle. Gözlerin derde çare de eyle yârim eyle. Hayla. Senin için yanarım da amanın Leyla, Leyla. Senin uçun yanarım da amanın Leyla, Leyla. Kerem misalin arada öyle yârim öyle. Kerem misalin arada öyle yârim öyle. Helal. Garibim böyle yârim de amanın Leyla, Leyla. Garibim böyle yârim de amanın Leyla, Leyla. Merhamet eyle yârim de eyle yârim eyle. Merhamet eyle yârim de eyle yârim eyle. Suçum nedir bilmiyorum da amanın Leyla, Leyla. Suçum nedir bilmiyorum da neyse söyle yârim de söyle yârim söyle. Neyse söyle yârim de söyle yârim söyle. Neyse söyle yârim de söyle yârim söyle. Helal. Şimdi ışıkları alacağız. Güzel bir şey yapacağız. Hazır mıyız Mehmet? Ses hazır değil mi? Muhteşemsin. Şimdi sevgili dostlar, benim WhatsApp'ta milletin birbirine gönderdiği bir videom var. Hazırladık. Allah rızası için. Ve açıkçası böyle bir videoyla tanıyanlar var. Hani bırak sahneyi, bırak benim radyoyu. Benden hani salonun yarısı haberim yok dedi ya. İşte onlardan. Bu videoyla adımı biliyorlar. Niyetimiz hayır, akıbette hayır olsun. Şimdi bir 3,5 dakika daha bir dikkat kesilmenizi istiyorum bu videoyu izlerken. Çünkü ben video başlamadan bir şey söyleyeyim. Hani hatırlıyor musunuz? H15'lerin hikayesine başlamadan önce dedim ki, aslında o hamur çok su götürür. İyiydi. Bir yere gitmiyoruz. Buradayız. Dedim ya, bu ülkede maalesef birileri 15 Temmuz'u beklerken hiç boş durmamış, hep bir şeyler planlamış ama ince ince de çalışmış. Mesela imamları kötülemiş, Diyaneti kötülemiş. Niye? Millet dini hani oranın itibarını zedeleyecek ki. Kaçırdığın ne oldu? Yanıyor muyum? Az önce otururken onu da muma falan otururum. Hayır, hakikaten kaçırdığımı bana biri anlasın. Hala anlamış değilim. Telefonum mu çaldı? Salondan. Bak şimdi bakıyormuşum. Aa, hanım arıyor, ben hemen. Evet, şunu söyleyeceğim. Diyanetin itibarını zayıflatacak ki birileri dini onda arasın. Haşa mesela Kur'an-ı Kerim'le senin arana set çekmeye çalışmış. Hep onun kitaplarını oku, oradan çöz diye. Yok kardeşim, yok. Aradığın her şey Allah'ın kitabında var. Arana perde çekme. Oku. Barış, indir duvardan. Çıkart dantelinden. Koy gönlüne. Mesela, evet, esirgeyen ve bağışlayan
Allah'ın adıyla. Evet, Mevlam idrak etmeyi nasip etsin. Ben radyo programlarımı dua ile başlatıp dua ile bitiriyorum. Sahne programlarıma da öyle. Sahneden önce veya sahneye çıktığım anda dua ettiğim de oluyor. Bugün yine diğer programlarımda olduğu gibi huzurlarınızdan dua ile ayrılmak istiyorum. Böylesine nezih bir topluluk hep bir ağızdan amin dediğinde Mevlam kabul eder duamızı. Şimdi ellerimizi açalım. Beraber gönüllerimizi de açalım. Ya hiç unutmam, ellerimizi açmışken hızlıca söyleyeyim. Bir gün böyle dua ettim. Bir tanesi, Allah ona da hidayet versin, iyi bakmayı göstersin, öğretsin, nasip etsin. Ya dedi, gölge burayı cami mi zannetti? Zavallı zannediyor ki yalnız camide dua edilir. Veya dua etmek için ilahiyat fakültesini bitirmeye gerek yok. Ama mesela benim hocam bana bir şey öğretmişti, ben de buradan sizinle paylaşayım. Demişti ki,
duanın kabulüne etkenler vardır. En önemli etkenlerden biri de Allah'ın Habibini duanın sonunda El-Fatiha denince anıyoruz ya, duanın başında da anmaktır. Bu nedenle diyoruz ki, Bismillah, Allah'ım Habibin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âl ve eshabına sonsuz salat ve selam eyle. Onun mübarek, pak, aziz ruhu şerifleri hürmetine aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, tüm meleklerin hürmetine, razı olduğun tüm kulların ve mübarek kıldığın tüm mekanlar ve zamanlar hürmetine. Biz bilsek de bilmesek de sen bizi dergahından hiç boş çevirmedin. Dualarımızı hep kabul ettin. Yine kabul et ya Rabbi. Allah'ım bu vatanın bütünlüğünü, bu milletin birliğini daim eyle. Ezan-ı Muhammedi hiç dinmesin. Şanlı al bayrağımız bu gönderden hiç inmesin. Allah'ım aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat verme. Yüzyıllarca huzur ve kardeşlik içinde yaşayanlar bu toprakta aynı huzur ve sekinet içinde yaşamaya devam etsinler. Allah'ım namazla şereflendir bizi. Secdeyle şereflendir bizi. Ve ömrümüzü bereketlendir, sonumuzu hayret. Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri affet. Ben ve ekibim kilometrelerce uzaktan buraya geldik. Karşımdaki değerli kardeşlerim, kıymetli kulların bize kıymet verdi, bize gönlünü açtı, bize yarenlik etti. Sen de iki cihanda onları darda ve yalnız koma. Bursa'ya zeval verme ya Rabbi. Vatanımıza zeval verme. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Son bir eser var mı planımızda Erhan Hanım? Yolcu. Aa, çok böyle güzel. Geldik, böyle gideriz. Şimdi biz yolcuyuz. Yolcu yolunda gerek. Bu ara hakkınızı helal edin. Bizden yana varsa da helal olsun. Hafta içi her gün 14'ten 17'ye Radyo 7'deyim. Cuma geceleri 5 yıldır 0103 TRT FM'deyim ama yeni yılda olup olmayacağım birkaç güne kadar belli olacak. Çünkü yıl yıl yenileniyor TRT'deki programlarımız. Peki, yolcuyuz ya, yolcuyla noktayı koyacağız. Bu arada her zamanki gibi cümlem, yani tüm programlarımı bitirdiğim cümleyle veda edeyim. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var, kıymetini bilip anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar, huzurlu akşamlar, huzurlu yarınlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.